Hadi oh, Hop buradayım. Hop burada. Bir dakika gerçekten neredesin şu an sana tam gördüm. Oh, Hop buradayım. Yani. O yeşil. Aa geldin mi? Yeşil bir denize bakıyoruz şu an. Şahane değil mi? Ama Bakın yani. baya güzel. Ne olduk, yükseklik oldu? Yükseklik korkunuyor. Evet biraz şöyle. Şey Gerdi mi seni? <laughs> ben... Geçti direkt oturdu gibi ben. Atada e. gitti. Ben tek kaldım. Bu nasıl bir konukluk ya? Beğendin mi oğlum ya? Ne dersin? Beğendim ben. kafamı nereye çeksin orada dönüyorum. Şu an ondayım. Yao yao. Menis böyle. Haber <laughs> TV'den selamlar. Bu kez de Metaverse Kulübü programımızla birlikteyiz. Yeni bir formatımız var artık. Bu kez Metaverse konuşmayacağız. Direkt olarak deneyimleyeceğiz. Metaverse'te avatarlarımızla bir program yapacağız aslında. İlk konuğum da spor yorumcusu Uğur Karakolcu. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, Nasılsın? İyiyim. Her zamanki gibi. <laughs> dedim ki bir ilk programım var. Önce ben de bu, evet. bu kanalın Mesut Süresi olarak <laughs> ilk ilk evet. ilk konuk olarak ben geleyim dedim. Güzel bir vaatte bulunduğun için oyuncak var gel oynayalım diye. <laughs> yani Geldi çok yani. dedim. BTZ1'in ilk programını da Uğur'la yapmıştık ama bize Uğur getirdin ya gerçekten. BTC kafeni Nasıl gidiyor? Kanal nasıl? Ben güzel, sorayım. Güzel güzel her şey yolunda iyi gidiyoruz. Ama gerçekten şu an moderatör. İyi gidiyoruz güzel her şey yolunda. Güzel dışarıdan da güzel gözüküyor. Öyle değil mi? Ee, gayet çok profesyonel güzel. bizim ekibimiz yanım ekibimiz çok iyi. Biraz biraz Bitcoin bazında kaybımız oldu ama ümit ediyorum. Hep evet, bir, bir üzgünüz, <laughs> bir yıprandık ama topluyoruz yani. İnşallah boğalar topluyoruz. devreye girerse. Evet bo boğa sezonunu bekliyoruz. Şimdi biz seninle bugün daha eğlenceli konular konuşacağız. Hakikaten daha önce metaverse ilgili e deneyimin oldu mu? Hiç avatarını dolaştırdın mı metaverse e ee, ilgili? Puzzle Pirates diye bir oyun vardı. Evet. Orada ticaret yapıyordum. Yani korsanlık yapmayayım. Korsanların takıldığı tavernada gemi alıp satıyordum. Böyle Arkadaşlar. bir deneyim vardı. <laughs> Bu arada gerçekten düşününce bayağı aslında online yaptığın ve kendi karakterin olduğu. Evet işte oldu. Metaverse'un altyapısı aslında gerçekten. Ee, bu tarz oyunlar oynadım daha önce online temalı oyunlar oynadığım için bana çok garip gelmiyor. Ee, hatta gelecekte çok daha acayip yerlere gitme ihtimali <laughs> olan bir şey. Battlestar Galactica izlemiş miydin? <laughs> Battlestar Galactica'nın ilk temelini anlatan şey de bu aslında bir Metaverse'de geçiyor. Herkes sanal gözlüklerle giriyorlar bir ortama falan böyle teknolojiden nefret eden bir din türüyor. İşte onlar kendilerini hmm. robotlara şey yapıyorlar. O saylonlar dedikleri şey aslında ee, şey yani aslında insanlardan nefret eden, teknolojiden nefret eden insanların oluşturduğu bir şey. Böyle biraz nereden geldi aklımda bilmiyorum. Dur dur bunu, bunu izleyeceğim. bu. Ama izleyeceğim. bu acayip bir hikaye. O yüzden ee, kafamda konsepti var ama daha süresi olduğunu düşünüyorum. Yani bir 10 sene sonra... Bugün Metaverse dediğimiz şeyin aslında çok daha temel bir noktada olduğunu göreceğimizi düşünüyorum. Belki belli bir süre var bence teknolojik altyapı olarak ama ne olursa olsun bunun geleceğimizde yer aldığı çok net bariz. Bayağı baya güzel şeyler söylediniz çünkü gerçekten Metaverse teknolojik olarak şu an çok ciddi bir enerji gerektirdiği için merkeziyetsiz yapılar gibi evet o noktada birazcık sekteye uğrayabilir. Ama teknoloji aldı gidiyor yani. Bir de şöyle bir taraf var. Metaverse'den korkan insanlar ve çok inanılmaz devrim gören insanlar var. Sen Hı. galiba o devrim tarafındasın. Ee, ya ben bunu bu beklediğim bir şey çünkü online oyun oynayan herkes bunun bir noktada çok daha büyük bir şey gideceğini tahmin edebilir. Ama ben şu anki hype'ın biraz yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani teknolojik altyapı yani mesela herkesin aynı deneyimi mesela günlük gerçek hayat gibi yaşayabilmesi için gereken işte band genişliği ya da internet bağlantı seviyesi falan hani bunlar ya biz yani EDSL'den Fiber'e geçeli çok Değil bir mi? şey olmadı yani. O <laughs> Ama bir dakika bu konuda Hatta Elon Musk abimizin çalışmaları var. Benim mı? evde Biliyoruz. Fiber yok mesela. Evde yok, ofiste benim var. Benim internetimde e, Can kubileri ne durumda olduğunu ben hiç konuşmuyorum bile. Ya, evde... can, online yayınlarda patatese dönüyoruz seyircilerimiz, kızıyor bize. Ama olacak, gelişmeler olacağını. En azından şöyle yani, düşünüyorum. E, burada bambaşka bir devrim olduğunu zaten sürekli konuşuyoruz. E, bugün de şöyle yapacağız seninle. Bayağı avatarlarımızla bizim için Black Studio'nun oluşturduğu bir stadyumda sohbet ediyor olacağız. Özellikle neye konuşacağız? Tabii Galatasaray Barcelona maçında. Yani şurada iki gün kaldı. İzleyicilerimiz bu program izlediklerinde bir sonraki gün maç oluyor olacak. Bunların hepsini sana soruyor olacağım. Şimdi bence daha fazla konuşmayalım. Çünkü metaverse'te direkt deneyimleyelim. Burada goy goy yaptık ama Metaverse'de daha böyle futbol futbol konuşacağız, maçı konuşacağız. Sana bir Galatasaray yorumcusu olarak bir sürü şey soracağım. Tamam, ben de sabırsızlanıyorum. Oyuncak burada duruyor. <laughs> <laughs> o oyuncak da zaten bende değil. Bir an önce gidelim, akalım biz Metaverse'e. Haydi o zaman gözlükleri takalım, Metaverse'e ışınlanalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. En sevdiğin oyuncaklı kısım geldi. Oo. Dur daha gelmedi bak. Evet. Uğur, ne diyorsun Metaverse dünyamıza? Bayağı, bayağı benziyor. Burası daha girişimiz. Tamam BTC Öber TV için hazırlandı bak. Logomuz var. Metaverse kulübü. Black Studio hazırladı bizim için. Ortada kupa da var. Evet. Böyle bir dünya var. Burada. Ben bu espriyi yapmazsam olmaz. Hadi yap hadi Hop, output... yap. Hop buradayım. Hop burada. gerçekten neredesin şu an? tamam gördüm. Hop o zaman ben buradayım. Şimdi, peki niye oradasın da <laughs> ben gerekiyor şu an? ona göre <laughs> hazırlanmış. Şu an Hanım. ağacın, ağacın tepesindeyim şu anda. Ben de o zaman çatıya çıkarım yani böyle olmaz. Çatıda mısın? Ben de yanına Çatıdayım oğucum. Yanındayım ben de. Of, gerçekten zirvede olmak zor bir şey ya. Oo, yeşil. Aa, geldi mi? Yeşil bir denize bakıyoruz şu an. Şahane değil mi? Ama gün baya bayağı güzel. Ya seni nerelere ısınıyoruz, neler yapıyoruz, kıymetimiz bilmiyorsun. Bak, şu aşağı şu koltuklara geçelim mi? Geçiyorum ben. Ne oldu? Yükseklik korku mu var? Evet, biraz şey oldu. Gerdi mi seni? <laughs> ben... Geçti, direkt oturup Geleyim bari sana. Hadi ben de geliyorum. Nerede oturacağına karar verirsen... Ben, ben laptop'u görecek açıya geçtim de. <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> Niye özellikle Oradan bir acaba? şeye bakacağım işte. Coin'lerime bakacağım. Bak yani, NFT'lerime bakacağım. Sonra güncellemesi yapacak. Kadromu oluşturacağım. Yeni Aa, Biri yapayım. geldi. Merhabalar. Biri Aa, geldi, biri ışınlandı yanımıza. Hoş, hoş geldin uza. hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? O, oturdu da Fatih diye. Çat diye İyi oturdu valla. Atacığım hoş geldin. Birex Stüdyo'dan Ata da bizimle. Merhabalar. Beytacı Ober TV'nin Metaverse dünyasında. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsın? Sen e, her gün Metaverse'desin aslında zaten değil mi? Bütün evet. markalar çünkü şu anda kendi Metaverse'ini yaratmaya çalışıyor. Aynen yoğunluk var. Tamamen takılıyoruz. Tüm markalarla görüşmelerimiz devam ediyor. Burayı da sizin için hazırladık. Umarım beğenmişsinizdir. Valla şahane olmuş. Daha aslında stadyuma geçeceğiz. Ama burası evet. da bizim için hazırlanmış bir dünya. Hazır Galatasaray Barcelona maçı yaklaşmışken de ona göre bir konsept yapıldı aslında. Beğendin mi Uğur ya? Ne dersin? Beğendim ben. Kafam nereye içerisinde orada dönüyor. Bu şu an ondayım. <laughs> bakıyorum. daha bakıyorum. gün Hataya gündüzel. bakıyorum. Ben hanım hanımcık oturuyorum ya. Ben çizgimizi bozmuyoruz. Biz çizgimiz Hanımefendi <laughs> <çizgimiz> falan. Hanımefendi çizgimde. Hanımefendi çizgimi. hiçbir şekilde taviz vermiyorum gördüğünüz gibi. Aa ne oldu? Taviz <laughs> çıktı. <laughs> niye, kork <laughs> Dedi ne ve kokteyl masasına geçti. Efendim adı da <laughs> erkek erkeğe kaldık. <laughs> İçtenin dışı beni şeklinde bir durum oldu. Neyse geliyorum geliyorum tamam. Sizden sıkıldım arkadaşlar. Atada gitti ben, ben tek kaldım. Bu nasıl bir konukluk ya? Ben anlamadım <laughs> <mi> arkadaşlar. <laughs> beni nereye çağırdınız? Şu an... <laughs> <laughs> Gerçekten çizgisini Aa, bozmayan Aa, tek olmuş. daha samimi bir Biraz daha geçirdi, yakınlaşayım dedim ama. <gülüyor> ata <gülüyor> ben bu bu biraz... şekilde mi oluyor yani? Şöyle, şöyle yapayım o zaman. Ya, <laughs> Okey bu iyidir tamam <laughs> konumuza geri dönüyorum. Ama yani şu an beni çok dışladığını farkında mısın <laughs> O zaman mı <laughs> sen buraya gel ben oraya geçeyim. <laughs> tamam o zaman şöyle orta, ortanıza geçiyorum arkadaşlar. Tamam, tamam. Şu biraz abi. evet şahane. Şu an iyidir. Şu an, an güzel. Evet tamam. E ata nasıl gidiyor abi? Vallahi yoğun abi. Burayı tasarladık. Ee, ne kadar sürdü ve... mesela burayı tasarlama? Burayı iki günde tasarladık. Girişte solda ve sağda görüyor musunuz bilmiyorum mouse'u çevirince, hı hı. E, pardon kafanızı çevirince <laughs> Galatasaray ve Barcelona'nın logolarını yerleştirdik. Aynı şekilde konsept bir çalışma yaparak Galatasaray'ın bayraklarını, emblemlerini tamamen içeriye yerleştirdik. Burayı tabii ki Metaverse kulübü için tasarladık bu giriş kısmını. Havuzun ortasına da kupayı koyduk. Uğur'un gözünden kaçmadı. Hı -hı. Evet, evet. Söyledi. Yani burada kupa suya düştü gibi bir algı olmasın tabii ama. <gülüyor> 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 evet. evet <gülüyor> yani <gülüyor> bir evet, <araştıracak>. sanat, <laughs> sanat olarak. <laughs> İlimin Ati'nin mesajı arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Yok yok o şekilde algılanıyor. Tamamen <laughs> arkadaşlar. O arkada siyah takım elbiseli biri var. Kim o? Kim o? Black Studio yazıyor. O bizim korumamız. Eğer bir sorun çıkarsa oh. bir daha Siliyor mu bizi? Yok silmek ne yok. Ne bu Ajan mu? Smith gibi <laughs> orada? Hayır, Uğur ne? ya sana koruma bile tuttuk. Sen daha ne istiyorsun bu hayatta? Ulaş var. <laughs> Ulaş, evet. yani. Ulaş da var. Yani ama bizim ekibimiz ama destek için burada şu anda. Ben herhangi, herhangi bir ihtiyaç görüyor musun? olursa. Ben şöyle... Nereye gittin? Ekip diğer arkadaşlar Ben buradayım. Uğur gezmeye çıktı herhalde. Ben de i̇stiyorsanız orada. bir selamlaşalım. Uğur'la evet, el hadi. sıkışabiliriz şurada şimdi. Birkaç tane de gesture gösterelim. Uğur'a. Oo. Ama şey <laughs> <laughs> ne oldu? <laughs> <Ben> Sims günledim. <gülüyor> Sims <gülüyor> günlerim aklıma Sims geldi. Sims günleri çabuk unutulmuş Uğurcum ya. Evet. O zaman bir daha yapalım o zaman şurada. High five yapalım. Oluyorsa şurada. Yok, ben beni yeah. high yapacağım. Yes. Nasıl olur? Sen güzel. ne yapacaksın? Biz... <laughs> 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 şu an... Bak buldum arkadaşlar. Aynı yeri alıyormuş. Gerçekten. Var. Vallahi Sims günlerim aklıma geldi. Ee, aslında bu genel manada dediğim gibi e, ben birkaç tane oyun oynadım böyle ticaret yaptığım. Ama hmm. tabii daha 2 de bir oyundu mesela. Aha. Ama e, ee, bayağı sarmıştı. Ben baya saatlerce vakit geçiriyordum onu Tavernada yani Oğlum, takılıyordum. o neredesin? Sana sar, sar Kupanın ya. Kupanın İyi de y, istek atman gerekiyor. Nasıl tamam ama bir dakika sen seni göremediğim için. Havuz başındayım. Gel. Bana <laughs> Nerede? da bir istek. Ya, <gülüyor> ya. <gülüyor> 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 havuz başında. E, ama Kupaya bakıyorum. Attım istek. Yo gelmedi bana istek. Dur, Tam... Abi bir olduğun yerde durur musun? Bir Kapımdan sarılamıyorum. Tamam, ben o zaman ben attım istek. Sen okeydensin. Geldi. Aynen yaşasın. Ama Galatasaray kardeşliği. <laughs> Ama kim sarı Başta... Atamı? Yok yok benim. Tamam şahane. Bir şey diyeceğim. Bence artık yavaş yavaş stadyuma geçelim ve Galatasaray Barcelona'yı konuşalım. Ne dersiniz? Olur. Ata teşekkür ederiz. Rica ederim. görüşmek üzere. Gibi. Çok sağ ol. Ne demek? Biz gidiyoruz artık. Hoşçakalın. Haydi stadyuma. <laughs> ya, geldim. Nasıl? Nasıl BTC Bertengiz stadyumu? Stadı, stadı kapatmıştım benim ya, için. Görüyor musun? Ee, ya gerçekten bir ortada. sürü stadyumdan iyi bence şu an bizim stadyumumuz. Katılır mısın? Bayağı koltuklar. Bayağı iyi değil mi? Aynen ne öyle. Ne diyorsun? Bak 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 neler ben var. Ben ortaya bakacağım. O burada. Ama çat diye gidip oturuyorsun. Hiçbir nezaket, çat. hiçbir <laughs> centimallik yok <laughs> ben ya. Ben misafir miyim şimdi <laughs> Melis? Ben daha önce de geldim. <laughs> Aa, evet sen bizdensin artık. Aa, Bayağı benim yani, benimsemişsiniz. Ben ilk programı şöyle burada, burada. kupamızı da ortaya aldık. Şimdi ortadan da bu arada daha güzel gözüküyor stadyum. Kerem Aktürkoğlu var. Aslanımız Kocaman var. Kocaman bir aslanımız var. Uf. Kale of. arkasında bir gösteri mutlaka. Üçte koreografi mutlaka alacak. Galatasaray'da bir gelenek. Hı. Hmm. Ee, büyük maçlarda yapılır. E, bu maçı da mutlaka bir şey hazırlanmıştır. Ee, sen maçta olacaksın tabii. Sormama bile gerek yok. Ee, maçta olacağım. Aslında ben biraz görevimden bir, bir çıt kaytarıyorum. Şöyle. Ee, normalde ben maç biter bitmez yayında Yayınlı olduğum için Gerekiyor, değil mi? Evet. gerekiyor. Ee, Olacağım da ama maçın son 15 dakikasında Çıkacağım yakın Allah'tan stadyumdan. Koşarak böyle bir organizasyon Koşa koşa yayına gideceğim ama ilk 75 dakikayı Kaçırmayı gözü alamadım böyle bir deneyimi e, Yaşamak istiyorum Açıkçası ya yani tabii ki Bir yorumcu bir gazeteci olarak yani Çok yani değerli ben yaptığım işi Çok seviyorum işim benim için her zaman e, Önce gelir Ama yani şimdi benim ee, çocukluğumdan kalma bir Galatasaray'lım tabii ki var ve bunu en çok hissettiğim anlar yani ya bir lig, sıradan bir lig maçında benim bakış açımı değiştirecek bir şey yok ama ben bir Barcelona bir Real Madrid'le Galatasaray oynadığı zaman heyecanlanıyorum. Çünkü benim yani, gözümdeki bence... Galatasaray hep oralarda olması gereken bir Galatasaray. O zaten çok heyecanlı bir maç olacak. Yani atmosfer olarak en başında gerçekten çok güzel bir maç olacaktır. Zaten bayağı da dolu olacağını düşünüyorum. Şimdi birazcık Bütün bence... biletler satıldı bu arada. Evet, evet Tamam. çok kısa bir sürede satılmış, Hatta benim işte nak taşınıyordum geçen. Nakli işlerimi yapan abi yazmış az önce bilet bulabilir misin? Normalde <laughs> asla aramayacak insanlar arıyor ama tabii şey <laughs> Ya ben sonuçta bilet ayarlayabilen biri değil. Buradan da mesajımı vereyim. Evet. bizi bizi kullanarak <laughs> bilet ayarlayabilirmişiz kullanarak stadyumumuzu kullanarak buradan bir mesaj vereyim. Burada verebilirim. Yani. Burada bilet verebilirim ama gerçek stadyumda veremem. Bu arada bence biraz Barcelona ve Galatasaray özelinde de konuşalım şimdi. çünkü az önce Atay'a da söyledim. Bir sürü marka metaverse'e girmeye çalışıyor zaten. Bunların arasında futbol dünyasından da bir sürü kulüp ve marka var. Tabii onlardan biri de Barcelona bu arada. Kendi metaverse'ünü oluşturacağını ve kripto parasını da yayınlayacağını duyurdu geçen hafta. Hı hı. Kaldı ki zaten hiçbiriyle hiç e, hiçbir e, kurumlu anlaşma yapmamıştı kendi e, kripto hı hı. varlığı için. İşte zaten bu yüzdenmiş. Hatta başka bir açıklamaları var. Kendi kripto paramızı çıkarmak istiyoruz. Bunu kendimiz yap, yapmalıyız demiş. E, spor endüstrisinde üreteceklerimizde kulüp finansal açıdan nefes alacaktır. Şimdi bu noktada şey önemli galiba. Yani sence bu tarz durumlar e, gerçekten kulüplere nasıl nefes aldırıyor finansal açıdan? Yani gördük Türkiye'de de Fenerbahçe, Galatasaray örneği var. Ne diyorsun? Şimdi dünyada zaman zaman akımlar oluyor. E, i̇lk başta işte uydular girdiğinde televizyon hani e, yayıncı kuruluşlar ciddi sponsorluklar getirmişti. Sonra bahis e, çok ciddi bir pazar oldu. Bahis markaları, bahis siteleri diyeyim birçok, işte İngiltere'de başta olmak üzere birçok yerde sponsorluk yapmıştı. Şimdi de belki onlardan da büyük bir dalga. Kripto varlık işte siteleri ve platformları diyeyim. Platformlar aslında sponsorluk noktasındalar. Bizim ligimizde de yakın dönemde bence ciddi bir atılım olacak. Bazı şeyler de duyuyoruz. Birçok kulüp kripto sitelerle zaten işbirliği yapıyor işte. Hı hı. Ee, birçok bilinen hani yerli platformlar var, yabancı platformlar var. Bence bu gittikçe genişleyecek Türkiye'de de. Ee, ama tabii ki kripto varlıklarını bence mesela Barcelona zaten finansal olarak çok ciddi para ihtiyaç duyan bir kulüp ve yakın dönemde de e, ciddi e, bir sermaye girdisi sağlamak durumunda. Belli ki bir platformla anlaşılmıyor. Kendisi de, buna giderek olabilir. belki daha çok para girdisi sağlamak, daha net satışlar yapabilmeyi düşündüler. Barcelona'nınki de yeni bir model olabilir. Yani biraz zorunluluktan oluyor bu işler. Diğerleri çünkü daha hazır platformlardan daha kısa sürede de para kazanabiliyorlar ama belli ki Barcelona'nın daha çok paraya, net para ihtiyacı var. Bak hatta öyle ki futbolcuların kontratlarında da NFT ve Metaverse ile ilgili maddeler varmış. Yani bu gerçekten ciddi olarak hazırlanmış ve belli ki yatırım yapılan altyapısı oluşturulan bir şey. Benim de futbolcu NFT'lerim var şimdi. Ben de yatırımlar yapıyorum. Az önce konuşmuştuk evet, zaten. Sorare. Barcelona futbolcum yok ama birçok aslında mesela La Liga'nın bir anlaşması var Sorare ile 5 yıllık. O yüzden La Liga'daki bütün futbolcuların kartları çıkıyor sezon başında. Orada da çok çok değerli oyuncular var. Hatta şöyle söyleyeyim bir Erling Haaland'ın galiba NFT kartı tek özel kartı yani tekli serinin kartı çıktı, 612 bin Euro'ya bitti açık arttırması. Evet. Ee, yanlış hatırlamıyorsam 251 Ethereum mu, 230 Ethereum mu? O tarz bir e, şeye bitti. Yani gerçekten inanılmaz bir pazar var. E Barcelona'da bu pazarı aslında kendi açısından değerlendirmeye çalışıyor. Galiba Premier League yeni bir anlaşma yaptı. Bütün Premier League işte mesela bir pozisyonun NFT'si senin oluyor. Mesela o gol senin oluyor mesela, onunla çıkarttırması oluyor. Bunun bir örneği NBA'de vardı, şimdi Premier League yeni bir anlaşma yaptı. Hatta aynı platforma zannediyorum, çok devasa paralar dönüyor. Bir pozisyon 100 bin dolara falan satılıyor mesela NFT hakları. Evet, evet falan da öyle tabii. Galatasaray'da, de, Galatasaraylı futbolcu, bende Mustafa Muhammed'in kartı vardı, aldım 2 gün sonra sağ olsun bana bir 70 euro kazandırarak geri sattı. <gülüyor> <gülüyor> Böyle şeyler de oluyor yaşanmıyor. Ama yani sizin futbol bilginiz ne yani gerçekten? iyi yatırımlar yapabilirsiniz. Bu arada şey yapalım mı biraz ya? İzleyici olarak stadyumu izlesek mi biraz? Stadyumu gezelim. Bak şuraya geç, geçiyorum ben. Nereye geçtin Çok Şu an? Işınlandığın için. Bir dakika neredeyim göremedim. ben? Bir dakika. Ha Kerem'in öndesin. Burada ben. Oturamıyor muyum ben burada? Ben yanına doğru geleyim. Gelmeye çalışayım. <laughs> ben senin oradayım. Ya, sen... Oturdun mu? Ben oturmak istiyorum şu anda. Nasıl oturacaksın kendinize? Bilmiyorum. Ama şeyde statta oturmaz. Şey statta oturmaz ya ayakta tezahürat yapılır. <laughs> Barcelona maçına gelmiş. Oturmaya mı geldik gelmişiz, ya? Oturmaya mı geldik arkadaşlar? Oturmaya <laughs> mı geldik? Bak buradayım. Oturmaya gelmedik tabii ki. Oturmaya gelmedik ama. Neredesin? Uzak uzak. Ben diğer bir dakika, kanattayım. Bir dakika, bir dakika dur yanına geliyorum şimdi. İyi sana. bir dağılım. Dur ben dur, de geldim. Şöyle evet. geldim. Saflarımızı belirledik. Bana dönecek misin? Dönmeni düşünüyorum. İnşallah. Ay, bu arada bak şöyle bir şey var Hı -hı. biraz burada sohbet edelim. Bu nasıl bir durum sence? İngiliz kulübü Manchester City de Metaverse'deki ilk futbol stadyumunu inşa etti. Buradaki yetkililer de bu stadyumu kurmak için sonu ile 3 yıllık bir anlaşmaya varmışlar şimdi. Şimdi böyle bir tarafı var. Sadece bunu şimdi konuşuyoruz ya hı hı. Metaverse'de arsa alınması durumu vesaire. Bu şimdi futbol kulüplerine de yansımaya başladı. Ya bu emlak işlerine ben bir kere beceriksiz, <laughs> Ben bunu kabul ediyorum artık. Ee, 800 bin liraya buraya 800 bin lira mı verilir dediğim gibi, 3 300 bin oldu. O yüzden e, yapacak bir şey yok. Bazı fırsatları realde kaçırdım. E, Metaverse'te de bu arsa bu kadar eder mi? Diyorum ama bilmiyorum ne kadar karşılığı olacak. Ee, arsa işlerine ya da şey işlerine biraz mesafeliyim ben Metaverse'de bir şey satın almak şu an için erken gibi geliyor bana yani çünkü e, hangi Metaverse'den ne aldığın önemli yani çok ciddi araştırması lazım çünkü her, her yerden arsa alayım arsa alayım dersen bir noktada e, dijital e, birkaç arsa ile elinde ya ama kalabilirsin. Ar arsa olayı hype yaptı yani hmm. Metaverse ilgili konuşulan en çok şey olduğu için dediğin gibi arsızlık da için <laughs> <laughs> kaldı ki zaten. Bence oturalım hadi. Çünkü sana Galatasaray ile ilgili şeyler de soracağım asıl. Tamam hadi gel yanıma. Otursak mı? <laughs> evet, tamam e geçen hafta gerçekten ilginç bir maç oldu. Çünkü biraz umutsuzluk vardı zannediyorum ama Galatasaray Barcelona gibi e, hakikaten e, zor bir takım formda bir takıma yenilmedi. Hı -hı. Ona nasıl bakıyorsun? Şimdi şöyle Galatasaray kadroyu biraz yanlış kurmuş bir takım. Şu bakımdan normalde şimdi Galatasaray rakibini yenmeye zorlayarak, üreterek yenmek zorunda olan bir takım. Yani kulüp kimliği geri. Yani şampiyon olmak isteyen takım önlem alınan takım oluyor ve önlemleri aşmak zorundasınız. Galatasaray önlem aşmakta yetersiz bir takım ama önlem almakta iyi bir takım. Şimdi Konya Spor'a karşı oynadığınız zaman Konya Spor'u aşmak zorundasın. O konuda Galatasaray başarısız ama Barcelona ile oynarken geriye yerleştiği zaman Marka gibi, Nelson gibi çok iyi savunmacılar var. Penya, iyi bir kaleci. Her ne kadar Beşiktaş maçına talih bir yemiş olabilir ama performansı iyi. Bekleri özverili oynuyor Taylan Berkan. toplayı iyi değiller ama topsuz bayağı iyiler. Savunma konusunda o yüzden Galatasaray iyi yerleşiyor ve çok da özverili bir maç oynadılar. Şimdi haksızlık yapmak istemem. Ben bence net yetersiz bir kadro Galatasaray ama çok karakterli ve özverili oyunculardan oluşuyorlar ve böyle hedef maçlarda özellikle savunma yapmak gerekiyorsa Galatasaray savunma yapıyor. Lazlı'ya karşı da yaptı zaten iki maçta da. Muarsil'e maçında da yaptı. Ee, Maçlarında da yaptı. Hani da tesadüf değil bunlar. Galatasaray start. bozmaya daha müsait bir takım. Rövanş maç maçında stat da dolu olacak. Orada bir ciddi bir Hı -hı. E, motivasyon olacaktır tabii. O ev sahibi avantajını kullanır mı sence? Ee, ya sahadaki oyunun çok değişeceğini düşünmüyorum. Yani ev sahibi Galatasaray olsa da çok yani stad'a gidenler bayağı bir ıslıklayacaklar. Çünkü top Barcelona kalacak gibi gözüküyor. Galatasaray'ın yarı sahasında daha çok geçme ihtimali çok daha yüksek ama burası yani sonuçta daha farklı bir atmosfer. Barcelona futbolcuları da öyle çok yaşlı, tecrübeli oyuncular değiller. Genç bir takım aslında Barcelona. Yani mutlaka etkileneceklerdir. Ya yani onlar için çok egzotik, farklı bir ortam. Ya yani sonuçta ne olursa olsun hani bir yani hani 45 dakikada uçtuğum bir Lisbon değil ya da işte Paris'e uçmuyor. Yani Paris yakın mesela Barcelona'dan sonuçta ama bir 4 saatlik falan bir uçak yolculuğu yapıyorsun. Bambaşka bir atmosfer. Bir de evet bizim kültürümüz. Ee, bir de biz bağırmaya <laughs> çağırmayı seviyoruz yani. stadyumda. Mesela Barcelona'da ben Barcelona stadında iki maç izledim. Biraz turist ortamı yani. Gidiyorsun oturuyorsun işte iç, içeceğini bir an alıyorsun. Cipsini alıyorsun neyse. Yiyorsun içiyorsun yani. Şimdi yiyip içen bir şeyler içen taraftar olmayacak orada Değil herkes arkadaşlar. bir bağırma bir... Baskı görün yani olacak o atmosferin bir parçası olmak isteyen insanlar olacak o yüzden Barcelona için de daha farklı bir ortam olacağını düşünüyorum genç oyuncular için özellikle ümit ediyorum ee, güzel bir maç olacak ben ümitliyim bu arada şeyde değilim. yani Barcelona net favori de e, yine de bir ümit var bu ümidin peşinden koşmak sence lazım sence Torrent kadroda radikal değişiklik yapar mı bence ilk maçın aynı kadrosu çıkacak hmm. yani bir hiç değişiklik olacağını düşünmüyorum tabii ki Birkaç oyuncu zaten dinlendirildi bu maç için. Saşa Boy mesela Beşiktaş maçında oynamadı. Ee, bazı oyuncular erken çıktı. Kerem Aktürkoğlu çıkmaz mesela normalde. Beşiktaş evet, maçı. Evet onu soracaktım sana. Ee, ki... Bayağı öne çıkan bir isimdi derdi. Aynen arkamızda duruyor zaten. bağırırken. Bu arada güzel de bir gol sevinci var. Böyle eleştirenleri de gördüm ama gerçekten Harry Potter'a da benziyor. Yani <laughs> Daniel Radcliffe'e de benziyor. Ben o yüzden ee, sevincini de çok yerinde buluyorum. Zaten markada da Kerem Potter diye golleri attıktan sonra haber girmişler. Barsi şey İspanya'da röportaj verdim markaya. Evet bu arada Avrupa takımları bayağı takip ediyor değil mi Kerem'i? Ya hak ediyor bunu. Ya, daha bir buçuk yıl önce Erzincan Spor'da oynayan bir oyuncu için inanılmaz bir, bir aşama. Gelişim gerçekten. Yani evet. Barcelona teknik direktörü Xavi, işte Kerem Aktürkoğlu gibi tehlikeli oyuncuları var. Değişik bir oyuncu falan diyor mesela. Ya rüya gibi bir şey Peki yani. sence Kerem için bu maç o yüzden özel bir anlam içeriyor olabilir mi? Sonuçta takip ediliyor ve çok daha göz önünde olacak parça maçıyla. Kerem için anlam ifade ediyor. Marka için ne diyor? Nelson için ne diyor? Sasha Boya için ediyor bence? Ya bütün genç oyuncular için aslında çok özel. Mustafa Muhammed için kesinlikle ediyor. Ee, ben bu maçta alınacak ekstra bir skorun iyi bir oyunun bile bu oyuncular için çok karşı Galatasaray için çok karşılığı olacağını düşünüyorum. Haydi bakalım neler olacak göreceğiz iki gün sonra. Umuyoruz ki Galatasaray çok başarılı olur. İnşallah. Türkiye mutlu eder. Ben Taraftan de başarılı olursak bu program aklıma gelecek ümit ediyorum. Değil ee, mi? bu, Belki önce mi bu geçiriz. stadyumda Kerem Aktürkoğlu. Yani bir mostanım. ilk defa bir Metaverse dünyasında Galatasaray maçı konuşuldu diyebilir miyiz? Bence diyebiliriz. 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 Ben, ben, şahane. Bak, şöyle bayrakların oraya gideceğim Nasıl? ben. Evet. Artık yavaş yavaş. Çıkalım artık yahu sen çok sevdin burayı farkında evet. Evet. Ben burada <laughs> yaşayalım zaten. <laughs> Yani arkada dağlar falan da var. Tam böyle tam Galatasaray stadı değil ama güzel bir çalışma. Biraz Braga'nın stadına benziyor. Ata da oradan onayladı. <gülüyor> <gülüyor> Ata gitmedi arkadaşlar burada. Ata burada bizimle ama şu Black anda. Black Studio'ya teşekkür ederiz tekrardan. Evet, çok bana bu deneyim hazırladıkları için. Evet, gerçeklerinize sağlık bizim için. Bu, bu arada bana mi? da moderatörlük vermişler. Ben şu an istediğimi silebiliyorum. Aa, aa bu şekilde Bizi... <laughs> ama neden ama bu programın sunucusu kayırılmıyor arkadaşlar? Mesela yani? şurada. Şunu silebiliyor muyum? Nereden siliyordu? Neyse ben bunlara Siliyor bakacağım. Sileyim şey ya. <gülüyor> Stadyumda <gülüyor> bir şeyler silmemeyiz. Stadyumu sileceğim arkadaşım. İkinci katı çık. Öğreneceğim ikinci katı çıkacağım. Hadi yürü <laughs> hadi gidelim <laughs> artık hadi. Gidelim. Of nasıl bir deneyim. Güzel bir <laughs> deneyim. Eğlendim çok keyifli. <laughs> biraz daha uzmanlaşmam lazım. Hareket şeyleri falan yönlendirirken. Biraz evet yani. Biraz alışmak hani gerekiyor. Nereye gittiğini anlamadım çünkü. Ama Beni bırakıp gittin ya böyle bir şey olamaz. Ben orada <gülüyor> oturuyorum. <gülüyor> <laughs> Ama yeni nasıl oyuncak nasıl? severim, kurcalamayı severim oradan oraya gittim. Bir sonraki yani. programda profesyonelleşeceğiz. Ama bir sarıldık, tokalaştık falan güzeldi yani. Sonra Atay'la bir de aynı şekilde. Atay'la bir de buldun orada, aldım ben Burada da esprisini hazırlamıştım yani kafamda evet, oynamıştım bu oyunu. Ümit ediyorum güzel olmuştur. Güzel olup kötü ol, espris bir bir olsa da ya. olsun. Çahane bir konuktum <laughs> çünkü Metaverse'e sempatik bakıyorsun bu da benim için önemli bir şey. Teşekkür ederim. NFT'ye e, sempatik bakıyorum. Coinlere bakmak istiyorum. Lütfen NFT artık. Boğaları e, sahneye Boğazı bekliyoruz. bekliyoruz evet. Boğalar çıksın meydana. <laughs> o zaman yavaş yavaş kapatıyorum ama çok önemli bir hatırlatma yapmamız gerekiyor. Sen de biliyorsun ki YouTube jargonunu. yapsınlar? Bir abone olmasınlar. Bir kere bir kere ya. önce bu videoyu bu kadar izlediysen, başından sonuna izlediyseniz bir kere beğenmeyi hak etmişiz de demektir değil yani. mi? Lütfen beğenin. Evet. E, abone olun. Ama sadece abone olmakla kalmıyor çünkü abone olmak olunca sadece bildirim gelmiyor. Bir de çana basın ki bildirim de gelsin. Yani Uğur Karakulukçu çıktı, Melis Azal Karagöz çıktı. Bunları bildirimleri açarsanız erişiyorsunuz. Yorum yaparsanız çok seviniriz. Yorumları ben de göz atacağım. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz efendim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere o zaman. Hoşçakalın.